Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. KPSS Lise Ön Lisans Tayfam. Merhabalar, nasılsınız arkadaşlar? Öncelikle hepinizin geçmiş bayramını kutluyorum sizlerin ve ailenizin. İnşallah daha nice nice güzel bayramları birlikte görelim. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? Herkes umarım çok iyidir. Mutlu bir bayram geçirmişsinizdir. Biraz çalışmalar aksasa da tabii bu zamanlarda. Biraz tatil süreçleri öğrenciler için çok da iyi olmuyor. Çok teşekkür ediyorum Havva Hocam. Ben de çok iyiyim. Güzelce dinlendim. Çok mutluyum şu an bu semineri yaptığımız için de. Çok teşekkür ederim Sinem Hocam. Çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüğüm için çok çok daha iyi oldum. Rüken Hocam hoş geldin. Şimdi bu seminerim KPSS ortaöğretim ön lisans öğrencilerim için. Kimler hangi bölümleri bitirdi? Kimler seminerimizde nerelerden katılıyor? Şu an çok güzel, yoğun, aktif bir katılım var. Çok mutluyum bunun için. Hadi çok kısaca tanışıp kaynaşalım bakalım. Ön lisans turizm. Merve Hocam hoş geldin. Ben de bu arada kendimi tanıtayım. Arkadaşlar ben Tekuzem öğrenci koçu Rukiye Tuğba Boğa. Aynı zamanda bir öğretmenim. Okul öncesi öğretmeniyim. Ve çok uzun yıllardır eğitim uzmanlığı öğrenci koçluğu yapıyorum. Tarih öğretmeni. Aramızda lisans mezunları da var. Wow, çok güzel. Lise hemşirelik, Şanlıurfa, ön lisans çocuk gelişimi ve tıbbi dokümantasyon, istatistik. Doğa Hocam çok güzel. İstatistik o kadar özendiğim bir bölüm ki müthiş zor. Müthiş zor ve çok havalı bir bölüm. Sen de o zaman lisanstan gireceksin. Ebelik mezunu olanlar var. Eda Nur Hocam gibi. Bilgisayar mühendislerimiz var. Adalet bölümünden mezun olanlar var. Ha çok güzel. Aynı zamanda adalet. Merve Hocam şöyle bir durum var. Eğer lisanstan mezun olmadıysan ön lisanstan girebiliyorsun. Ama lisans mezuniyetin varsa artık ön lisans geçersiz oluyor. Bunu zaten biliyorsundur. Ha daha okuyorsunuz, orta öğretimden gireceksiniz. Harika. Çok güzel. O zaman arkadaşlar bugün seminerimizde nelerden bahsedeceğiz? Biliyorum birçoğunuz belki yeni karar verdiniz. Belki aylar öncesinden karar verdiniz ama bir cesaret başlayamadınız. Belki başladınız ama yarıda bıraktınız ve artık kritik sürece girdik dostlarım. Artık neredeyse Nisan'ı ortaladık, yarıladık ve sınavımız ön lisans için 1 Eylül'de. KPSS ortaöğretim için 15 Eylül'de. Yani çanlar çalmaya başladı. 4,5-5 ayım var. Bu zaman yeterli mi diye çok soruyorsunuz bana bireysel görüşmelerimde de. Evet yeterli. Ama bazı koşulları sağlarsak yeterli arkadaşlar. Aksi takdirde biliyorsunuz zaman zaten subjektif bir kavram. Yani senin için yeterli olan bir süre benim için yeterli olmayabilir. Çünkü içeriğini sen dolduruyorsun. Eğer verimli bir şekilde geçirirsem ben kalan sürenin hepimiz için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Şimdi sıfırdan başlayanlar için bu seminerimizde neler yapmanız gerektiği, hangi yöntemlerle çalışmanız gerektiği, hangi konuları önceliklendirmeniz gerektiği, sorumluluklarınızdan arda kalan zamanda nasıl bir ders çalışma programıyla hazırlanmanız gerektiği ve çok daha fazlasının yanıtını bulacaksınız. Ara ara sorularınıza döneceğim, sorularınızı yanıtlayacağım ama yüksek oranda odağınız genellikle bende olsun. Artık Ramazan ayını geçirdik. Niyetli de değiliz, dikkatimizi toplayabiliriz, güzelce derste çalışabiliriz. Yanımızda çayımızı, kahvemizi de alalım, arkamızda yaslanalım ve başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ön lisans puan türü biliyorsunuz P93, bir puan türlerine göz atalım. %50 genel yetenek, %50 genel kültür. Yani Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlıktan oluşuyor. P94'te KPSS ortaöğretim lise grubu puan türü. Sınavımız az önce de söylediğim gibi ön lisans için 141 günümüz, ortaöğretim için 155 günümüz var dostlarım. Şimdi gelelim. 5 ders dedim. Hocam sınav aslında çok kolay. 5 ders canım nesi var ki diyorsunuz.
Bireysel görüşmelerimde de ben bunu çok duyuyorum. Ama sınavı aslında biz çok yakından tanımıyoruz arkadaşlar. Yani bu sınav 5 ders, evet, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Birçoğumuzun ilkokuldan beri bildiğimizi iddia ettiğimiz, bildiğimizi sandığımız dersler. Ama bu derslerde hangi konulardan sorumlu olduğunuzu biliyor musunuz arkadaşlar? Kimler biliyor? Hadi herkes bildiği konuların adını yazsın bakalım. Hayır, bilen var mı? Şimdi biz 5 ders deyip geçiyoruz. Genelde öğrenciler bunu yapıyor. Ama bu kadar basit değil. Esra hocam, say bakalım birkaç konuyu. Tek tek yazmak çok zor. Tabii ki de. Dostlarım, buyurunuz. Buyurunuz, tam 65 tane konu var burada. Türkçe, coğrafya, matematik, tarih, vatandaşlık. Aslında sandığımız kadar 5 dersten sorumlu hocam ne var ki diyebileceğimiz kadar basit bir sınav değilmiş, değil mi dostlarım? Bakın her birinin altında kaç tane konu var, onlarca konu var. Ve hadi biraz daha zorlaştıralım. Kaç tane alt konudan sorumlu olduğunuzu biliyor musunuz? Bakın dostlarım, bunlar konu. Bir de bunların ağaçları var, alt konuları var. Kaç tanedir? Konu bu kadarsa alt konu kaç tanedir? Hadi bakalım kim yakınını tutturacak? 160 değil. Çık çık çık. Keşke 160 olsa. 250. Yaklaştın. Hadi bakalım. Sinem hocam tebrik ediyorum. Yaklaştın. 247 tane alt konumuz var dostlarım. KPSS'de tam 5 ders. 65 konu. 247 alt konudan sorumlusunuz. Şimdi bunu gözünüzü korkutmak için söylemedim. Daha iyi tanıyın. Karşınızdaki kurumu bilin, sorumluluklarınızı bilin diye bu bilgiyi burada veriyorum arkadaşlar. Yoksa asla amacım gözünüzü korkutmak değil. Yani daha objektif yaklaşalım arkadaşlar. Bakın bu sınava milyonlarca öğrenci her yıl sizin gibi giriyor. İnanın hepsi kazanmak için giriyor. Ben daha hiç görmedim ki kazanmak istemiyorum ama gireceğim diyeni görmedim. Hepsi bir umuttur yaşamak. Küçük bir umudu bile olsa besliyor ve sınava giriyor. Yani sizinle aynı hedeflere sahip. Ama bunu bilen, bilmeyen farklı. Çalışan, çalışmayan aldığı sonuç farklı. Kendini tanıyan, tanımayan yaptığı çalışma farklı. O yüzden ben diyorum ki madem sıfırdan başladın, madem yeni karar verdin, o zaman en doğru şekilde, en hakkıyla çalış ve bu yıl bu sınavda başarılı sonuç elde et. Şimdi gelelim biz kaç kişiyle yarıştık geçen sene. Dostlarım biliyorsunuz sizin sınavlarınız 2 yılda bir yapılıyor. Ve bu 2 yıllık süreçte mezun sayısı artıyor. Daha da kalabalık bir kitleyle yarışıyorsunuz. 2022 yılında ön lisanstan yaklaşık olarak 1 milyon 159 bin küsür öğrenci bu sınava girdi. KPSS ortaöğretim yani liseden 912 bin 397 öğrenci bu sınava girdi. 2024. Şu an çifte yıldayız. Bu yılda sınavınız var. Sınava giren aday sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz. Belki de ikiye katlayacak. Peki, bütün bunları aslında Happy Bee, isminizi de öğrenebilir miyim bu arada? Ya da Happy diye mi hitap edeyim? Mutlu. Çok güzel, mutlu ol. Tüm konuları yetiştirip bir öğrencimiz sormuş. Hocam yeni başlayan biri için minimum ve maksimum kaç saat çalışmalıyız? Büşra hocam aynı bilgi KPSS işletme için de geçerli ama onun zamanı daha az. Şu an onun 90 günü var. Çiçek mi? Çok memnun oldum. İsminiz de çok güzelmiş. Şimdi aynı şey aslında sınavı tanımak her birinde geçerli ama evet adı da çok güzel. İşletme mezunlarının ekstra bir girdiği A grubu sınavı var. Eşiniz A grubundan girecek mi girmeyecek mi bilmiyorum. Eğer girecekse o çarpı 2 kat efor sarf etmek zorunda kalacak. Çünkü hem A grubu hem genel kültür genel yeteneğe girecek ama verdiğim bütün bilgiler
taktikler bütün sınav türleri için geçerli dostlarım. Daha çok genel böyle nokta atışlı bilgiler vermeye gayret göstereceğim. Ama ön lisans ve orta öğretim grubu öğrencilerim için devasa bir sürprizim var. Çok beklediniz, çok sordunuz. Burada seminer sonunda açıklayacağım. Şimdi herkesin dikkati bende ise kaldığım yerden devam ediyorum. Dostlarım şimdi tavan süreyi siz kendinizce çok az görüyor olabilirsiniz. Bu yüzden genelde son aylarda aldığım sorular, hocam yetiştirebilir miyim? Bu mümkün mü? Lütfen gerçekçi yanıt verin gibi çok fazla soru alıyorum. Evet arkadaşlar, bütün konuları yetiştirebilirsiniz ama bunun için yapmanız gereken birkaç şey var. Bir, mevcut seviyeni bilmen gerekiyor. Aksi takdirde tüm konuları yetiştirmen çok zor. Nerede olduğunu bilmen gerekiyor. Nereden başladığını bilmen gerekiyor. İki, sen nasıl ders çalışmalısın? Senin verimli ders çalışma yöntemin ne? Bunu keşfetmen gerekiyor. Üç, objektif olarak gerçekçi günde bütün sorumluluklarını ayırdığın süreyi bir köşeye at. Kaç saat zaman ayırabileceksin ders çalışmak için? Bunu çok iyi bilmen gerekiyor. Ve seviyene göre verimli, sürdürülebilir, sonuçlarını ölçebildiğin, kendini tanıyarak hazırladığın, öğrenme yapına uygun ve sadece sana özel hazırlanan bir ders çalışma programı hazırlaman gerekiyor. Eğer saydığım bu dört maddeyi koşulsuz yerine getirirsen, kesinlikle kalan bu 141 günde, 155 günde süreçte bütün konularını yetiştirebilirsin. Gül hocam, bütün konularda not tutmana gerek yok. Belki bu bir alışkanlık, birazdan ona da değineceğim. Belki not tutmak seni çok geriletiyor. O yüzden kendini bir tanıman lazım. Senin not tutmaya ihtiyacın var mı, yok mu? Bunu bilmen gerekiyor. Fatma Nur hocam diyor ki, hocam ben daha önceden KPSS'ye girdim. 82 aldım fakat sınav esnasında süre sıkıntısı yaşadım. O yüzden bu kadar düşük kaldım. Ne yapmam lazım? Fatma Nur hocam, eğer sıkıntın sürense bolca okuma çalışması yapman gerekiyor. Hızlı okuman, hızlı anlaman ve kronometre eşliğinde soru çözmen gerekiyor. Kendini sınava tam olarak hazırlaman gerekiyor. Peki hocam, saydın bu dört güzel maddeyi, bize formülü verdin ama ben bunları nasıl ölçeceğim? Nereden bileceğim? Hangi yöntem benim için daha uygun? Ben matematikte hangi seviyedeyim? Türkçenin sözcükte anlamında hangi seviyedeyim? Vatandaşlıkta güncel bilgilerde hangi seviyedeyim? Günde kaç saat çalışacağım? Hangi konudan hangi türde çalışma yapacağım? Ben nereden bileceğim? Ya da programı nasıl hazırlayacağım? Bunları programa nasıl dahil edeceğim diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Şimdi gelelim bunları tek tek açalım. Hepsinin yanıtı bende de arkadaşlar. İşte burada hiçbirinizin dikkatinin dağılmaması gerekiyor. Bakın, şimdi madde madde söyledim. Dört maddem vardı. Yeniden dönelim. Seviyeni bilmelisin. Verimli ders çalışma yöntemini keşfetmelisin. Günlük ayırabileceğin süreyi hesaplamalısın. Ve bütün bunlara uygun bir programa sahip olmalısın. Geldim. Dört maddeyi tekrar ettim. Şimdi seviyesini ölçen var mı? Hangi derste, hangi seviyede olduğunu bilenler kimler? Hadi bakalım. Burası er meydanı. Değil mi? Yapamadık. Yani eminim şu an buradaki olan öğrencilerin birçoğu çalışmaya başlarken seviyesini ölçmek belki de aklına bile gelmedi. Ama asıl başarı aslında burada gizliydi. Belki de farkına varamadık dostlarım. Sorun değil. Hiç problem değil. Arkadaşlar, kaç tane ders varsa, kaç tane konu varsa, kaç tane alt konu varsa hepsinde sahip olduğunuz az ya da çok bir seviyeniz var. Kiminde temel, kiminde orta, kiminde ileri, kiminde üst, kiminde başlangıç. Ama her birinde mutlaka bu tablodaki 5 seviyeden birine sahipsin. Ama asıl önemli olan hangi konuda hangi seviyeye sahip oldun? İşte bunu ölçmeniz için arkadaşlar detaylı olarak seviye belirleme sınavına ders bazında girmeniz gerekiyor.
Ve oradan çıkan sonuçlarınıza göre hangi derste hangi seviyede çıktıysanız o seviyeye uygun bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani hocam ben matematik yapamıyorum. Matematikte benim seviyem temel seviyede, ne yapmalıyım? Nasıl çalışmalıyım diye soruyorsunuz ya arkadaşlar. Matematikte ön hazırlık yapmalısın. Peki nedir bu ön hazırlık? Ön hazırlık temelinizin olmadığı derslerde o dersin konu anlatımını çalışmadan önce, o dersin içeriğine dair genel bir fikir edinmen için yaptığın ön çalışmadır. Isınma çalışmalısıdır. Yani belki de oturup temel kavramları, belki de oturup ilkokul matematik düzeyine kadar indirgenmiş bir çalışma yapman gerekiyor. Neden? Çünkü senin seviyen bunu istiyor. Temel seviye eşittir ön hazırlık. İkinci basamakta başlangıç seviyesi var. Üçüncü basamak orta seviye. Dördüncü basamak ileri seviye. Beşinci basamak üst seviye. Bence bu sayfanın ekran görüntüsünü alın. Çünkü seviyenizi ölçtükten sonra asıl burası işinize yarayacak ve buradaki bilgilere ihtiyacınız olacak. Bir 10 saniye veriyorum. Ekran kaydını alın. Sonra sıradaki maddemize geçelim. Aldık mı? Eğer seviyeni ölçüp seviyene uygun yöntemde çalışırsan öğrenemeyeceğin hiçbir konu, çözemeyeceğin hiçbir soru iddialı bir şekilde söylüyorum ki kalmayacak arkadaşlarım. Şimdi ikinci maddemde ne vardı? Kendini tanımalısın. Her öğrencinin bir öğrenme yapısı var. Herkes aynı yöntemle öğrenmez. Bak Gül hocam az önce ne sordu? Hocam ben her şeyi yazmak istiyorum. Not almak istiyorum ama müthiş bir zaman kaybı yaşıyorum. Ben ne dedim? Belki de her konuda not almana ihtiyacın yoktur. Belki de bu senin kendini kandırışındır. Belki de bu senin alışkanlığın. İhtiyacın yok ama alışkanlığın olduğu için durmadan not alıyorsun. Bunu öğrenmeniz için arkadaşlar, yani sizin nasıl ders çalışmanız gerektiğini öğrenmeniz için kendinizi analiz etmeniz gerekiyor. Bakın bizim belki birçok öğrenci bu seminere rezervasyon oluştururken eğitim analizlerimizi gördü ve içinizde mutlaka tamamlayanlar vardır dostlarım. Eğer tamamladıysanız bu analizin sonucunda öğrenme yapın, zeka tipin, öğrendiğin bilgiyi kaç günde unuttun, dikkat dağınıklığının olup olmadığı, stres düzeyinin, anlama oranının, okuma oranının her şeyin tek tek sonucu ölçülüyor. Çok güzel. Havva hocam diyor ki biz Burçin'le, Burçin sanıyorum arkadaşın Havva hocam, çalışıp birbirimize anlatıyoruz, aklımızda kalıyor mesela. Çok güzel. Demek ki sizin daha duysal, daha işitsel, yani bir öğretmen gibi biri anlatırken sen de dinlerken çok daha iyi öğreniyorsun. Bu senin öğrenme yapına uygun bir davranış. Eğer verim alıyorsan Havva hocam hiç sıkıntı yok. Daha da pekişiyor diyor Burçin. Çok güzel. Ama bunu bir temele dayandırman gerekiyor. Yani eğer sen bundan verim alıyorsan bu yöntemde devam etmelisin. Ben çok öğrenci tanıdım arkadaşlar yıllarca. Sadece arkadaşını onu bunu şunu taklit ettiği için. O öyle çalışıyor, ben de öyle çalışayım. O bunu yapıyor, ben de bunu yapayım. Kendini devre dışı bırakıyor ve taklit ettiği için başarılı da olamıyor. O yüzden öğrenme yapınızı tek özemin eğitim analizi testleriyle birlikte ölçebilirsiniz dostlarım. Bu seminere katılan her öğrencime bu eğitim analizini hediye ediyorum. Çözmeyenlerin mutlaka ödevi bu olacak. Birazdan seminer sonunda analizi nereden nasıl çözmeniz gerektiğini de zaten göstereceğim. Geliyorum çalışma programına. Şimdi birazdan çalışma programı hazırlayacağız bütün bu koşullara uygun. Ama öncesinde genel geçer yapılan hataların üzerinde durmak istiyorum. Bunları yapmamanızı istiyorum. Çünkü bu genelde rakiplerinizin düştüğü bir durum. Eğer siz de düşerseniz üzgünüm, yığılmada kalabilirsiniz. Arkadaşlar her biriniz teksiniz, biriciksiniz ve özelsiniz. Her birinizin derslerdeki seviyeleri, her birinizin öğrenme yapısı aynı değil. Bu yüzden lütfen başkasına ait bir programı uygulamayın. Uygulamaya çalışmayın.
Kimseye öneride tavsiyede bulunmayın. Eğitimcilerin dışında size öneride tavsiyede bulunan kişileri de lütfen dikkate almayınız. Ve çalışırken ders atlamıyoruz. Benim genelde lise ön lisans tayfada karşılaştığım durum. Hocam ben matematik yapamıyorum. Yapmayacağım. Matematik çalışmayacağım. 30 sorunun 30'unu da çöpe atacağım. Ama ben kazanmak da istiyorum hocam bakın. Yani dikkatinizi çekerim. Ama 30 soruyu yapmadan kazanacağım. Arkadaşlar öyle bir dünya yok. Matematik yapmadan, Türkçe yapmadan, herhangi bir derste herhangi bir soru yapmadan kazanamazsınız. O yüzden lütfen ders atlamayalım. Yapabildiğimizin en iyisini, en güzelini yapacağız. Ve zamanımız var. Eksik sende tekrar et. Eksik sende eksiğini kapat. 140 gün, 155 gün az bir süre değil. Lütfen bahanelerin arkasına sığınmayın. Sizin için söylüyorum arkadaşlar bunu. Kazanmanız için gerçeklerle yüzleşmeniz gerekiyor. Üç ve en önemlisi. Arkadaşlar neden tekrar yapmıyoruz? Lütfen samimi olarak soruyorum. Sizden de öğrenciler olarak samimi olarak yanıt bekliyorum. Tekrar yapmak niye size kendinizi kötü hissettiriyor dostlarım? Hadi bir bana açıklayın bakalım. Ben birçoğunuzun düzenli tekrar yapmadığını biliyorum. Neden? Ne düşünüyoruz? Zaman kaybı diye mi düşünüyoruz? Gerek yok, ben zaten öğrendim diye mi düşünüyoruz? Onun yerine gidip yeni bir konu çalışırım. Hocam sen çıldırdın mı? Öğrendiğim konuyu niye 3 saat daha çalışayım? Canım vaktim mi var? Diye mi düşünüyoruz? Değil mi? Arkadaşlar, tekrar bilginin sigortasıdır. Bak, gidiyorsun son model telefon aldın. Son model araba aldın. Çok güzel. Kaskonu yaptırmadığında, sigortanı yaptırmadığında ya da şu telefonun garantisi olmasın. At, camdan at, masadan düşsün, suya düşsün, denize düşsün. Bunun bir garantisi yok. Tekrar yapılmayan bilgilerin de bir garantisi yok. Yani senin buna sahip olman, bunun ömür boyu sende kalacağı anlamına gelmiyor güzel dostlarım. Tekrar ettiğiniz zaman bu bilgi ön bellekten çat arka belleğe gidiyor. O yüzden düzenli tekrar kesinlikle hayat kurtarır. Yani tekrar yapmayan bir öğrenci hiç övünmesin. Hiç çalıştım demesin. Hiç arkadaşlarına avatmasın. Aa Burçin, ben 3 ayda bütün konularımı bitirdim. Sen hala konu mu çalışıyorsun? Aa sen hala tekrar mı yapıyorsun? Daha yarısına bile gelememişsin. Ha. Demeyin. Kontrollü ilerlemek çok daha iyi bir şey. Sen konularını bitirdin de konular bakalım sende kaldı mı? Kalmadı. O yüzden tekrar bilginin sigortasıdır. Garanti altına almak için unutma hızınıza göre. Bu da kişiden kişiye göre değişir. Unutma hızınızı eğitim analizi testlerimizde ölçebilirsiniz. Ki bizim kayıtlı öğrencimiz olduğunuzda biz sizin unutma hızınızı ölçerek kaç günde bir unutuyorsanız o kadar günde bir öğrendiğiniz bütün konuları size tekrar ettireceğiz. Yani tekrar öğrencinin inisiyatifinde olmayacak. Evet. Doğa hocam bunu senin tek başına sağlaman mümkün değil. Bunun için bir mekanizmaya, bir sisteme ihtiyacın var. Bizim yapay zeka sistemimiz bu özelliğe sahip. Birazdan örnek bir ders çalışma programı oluşturduğumda yapay zekanın nasıl kişiye özel çalıştığını, nasıl bizim düşünemeyeceğimiz detayları düşündüğünü, nasıl bizi takip ettiğini de göstereceğim. Evet Burçin hocam toplu kayıt indirimi var. Tabii ki. Hocam kısacık bir şey sorabilir miyim? Bizim lisanstan arkadaşlar geçen gün seminere katılmış. Bize ısrarla onlar tavsiye etti. Toplu kayıt başlatmışlar. Siz de onları kırmayıp ek bir indirim yapmışsınız. Aynı gün kayıt olacaklara. Bize de yapın olur. Hava hocam sözüm söz yapacağım. Şimdi herkes hazırsa örnek bir ders çalışma programı hazırlıyoruz dostlarım. Nereden hazırlıyoruz? Yapay zeka sisteminden çok heyecanlandım. Bence siz de çok heyecanlısınız. İlk kez böyle bir program göreceksiniz.
Evet, bir ve ikinci sıra doldu bile VIP'ler. Çok güzel. Şimdi dostlarım, burası Tekuzem'in ana sayfası. Tekuzem login giriş kısmı. Burada her birinizin seminere katılmak için kullandığım kullanıcı adları ve şifreleri var. Bunlar size SMS'le zaten geldi arkadaşlar. Kullanıcı adınız, mail adresiniz. Şimdi geldim. Şifreniz büyük bir ihtimalle Tekuzem 2024 olabilir ama siz yine de girin bakın. Seminerden sonra kendinize örnek bir program oluşturabilirsiniz. Misafir öğrenci olarak bir kez hakkınız var. Kayıt olursanız sınırsız program yapabilirsiniz. O yüzden lütfen tek hakkınızı güzel kullanın. Beni iyice izleyin. Seminer bittikten sonra girip program yapın, olur mu? Siz sadece şu an beni izleyin. Şifrem Tekuzem 2024. Beni hatırla diyorum. Olur Büşra Hocam. Tabii ki de yaparız. onlisans.tekuzem.com. İndirim yapacağım. Hiç merak etmeyin. Tekuzem.com. Çok güzel. Evet. Giriyor. Şimdi o yapay zekanın. Şu rengi çok seviyorum arkadaşlar. Müthiş değil mi ya? Bakın üzerimle de ne kadar uyumlu. Şimdi dostlarım, sayfaya girdiğinizde direkt buradasın, adınız soyadınız yazacak. Biz ne dedik? Programın olmazsa olmazı. Önce seviyeni ölç. Sonra öğrenme yapını keşfet. Sonra sana özel bir program hazırla. Ve bu program sürekli olsun dedik. Bakın, analizi çözmeyen öğrencilerimin analiz ödevi burada. Bilgisayardan girdiğinizde direkt bu saatin yanında zil bildirim işareti var. Oraya tıklıyorum, eğitim analizi 1. Bu analiz hayatınızı değiştirecek arkadaşlar. Her kişinin nasıl ki parmak izi birbirinden farklıysa öğrenme yapısı ve psikolojik süreci de farklıdır. Bunları ölçmek için teste başla diyerek analizimizi çözebilirsiniz. Seviye belirleme sınavı. Ne dedik arkadaşlar? KPSS'de 5 ders, 65 konu, 247 tane alt konu var dedik. Ve bunların her birindeki seviyeniz birbirinden farklı dedik. Hatta seviyenize göre yapacağınız çalışma da farklı dedik. Temel seviyenin başka dedik, ileri seviyenin başka dedik, orta seviyenin başka dedik. İşte o hiçbir kurumda bulamayacağınız, sizin bütün konulardaki seviyelerinizi tek tek ölçen seviye belirleme sınavlarımız burada dostlarım. Buraya girip sınavı başlat diyerek sınavlarımızı çözüp hangi konuda, hangi ünitede, hangi derste, hangi seviyede olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Ve kayıt olduktan sonra analiz sonucunuz, seviye belirleme sınavından çıkan sonucunuza göre çalışma takvimi bir kısmına gelip burada ben daha önce bir program hazırlamıştım. Hemen o programı çözüyorum. Burçin Hocam, çözdüysen tekrar çözmene gerek yok. Bir kerelik çözmek yeterli. Çözmeyenler için gösterdim. Ama Havva Hocam çözmemiş bak herhalde. O çözecek. Ve kayıt olduktan sonra seviye belirleme sınavları görünecek arkadaşlar. Ben şu an kayıtlı öğrenci panelindeyim. Hemen bakalım. Şimdi günlük, eminim birçoğunuzun belki evlilik, birçoğunuzun okul, birçoğunuzun çocuk, birçoğunuz belki dershaneye giden vardır, farklı kurumlara kayıt olan vardır. Belki ev işi, işte iş, güç, yemek falan çok bölünüyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum ve her birinizin ayırdığı sürede aynı değil arkadaşlar. Ama merak etmeyin, yapay zeka sistemi tam olarak size göre bir program hazırlıyor. Yani her şeyin koordinasyonu sende. Geliyorsun, bak çalışmak istediğin dersleri bile herkes bir yandan beni dinlesin, bir yandan ekrana baksın lütfen.
Seçiyorsun. Sağdan sola doğru aktar. Ben bütün dersleri çalışmak istiyorum çünkü zaten 140 günüm var. Hepsini birlikte başlayıp birlikte bitirmek istiyorum. Kaydet diyorum. Çalışma alanı belirleye geliyorum. İşte burası tam olarak bana özel olan kısmın başladığı alan. Şimdi arkadaşlar her biriniz her saat müsait değilsiniz, değil mi? Kimi sabah çalışır, kimi öğlen çalışır, kimi akşam çalışır, kimi gece çalışır. Kimi bir gün çok çalışır, bir gün az çalışır, hiç önemli değil. Bakın, burada ben kendim için tamamen örnek görmeniz için bir program hazırlayacağım. Siz bu programı kendinize uyarlayıp öyle hazırlayabilirsiniz. Bir kerelik misafir öğrenci olarak program yapma hakkınız var. Kayıtlı öğrencilerimiz bu programı sınırsız sınav tarihine kadar istedikleri kadar yapabiliyorlar. Şimdi ben hafta içi çalışan biri olarak hafta içi için, haftanın 5 günü için ayrı bir program yapacağım kendime. Saat 5'te başlayacağım. Akşam 10'a kadar çalışacağım. Hafta içi 5 gün. Hafta sonu izinli olan biri olarak geliyorum. Hafta sonunu seçiyorum. Bakın burada her günü ayrı ayrı seçip her güne farklı süreler verebilirsiniz. Program tamamen size göre hazırlanıyor. Hafta sonu 1'de başlayacağım. Akşam 18'e kadar yine 5 saat çalışacağım. Seçtim. Hafta sonunu seçtim. Ekle dedim. Yeni süre daha ekleyeyim. Neden? Bakın arkadaşlar burada yapay zeka sistemi şu arka plandaki %91'i görüyor musunuz? Eğer süren seviyene göre yeterli değilse sistem bunu senin karşına getiriyor. Diyor ki Tuğba bana diyor ki mesela biraz daha arttır. Senin seviyen temel birkaç saat daha çalış ki yeterli süren %100 olsun. Ben sana bütün konuları çalıştırtayım diyor. O yüzden hafta sonunki çalışmamı bir tık daha arttıracağım arkadaşlar. 18 ve 20 arası diyeyim. Bir ikişer saat daha arttırayım. Hangi saatler dedim? Ha tamam. Hafta sonu 18.05 20 diyeyim. Bakın şu anda tam %102 oldu. Gördünüz mü az önceki tabloyu? Yani benim sürem seviyeme göre yeterli. Bak senin seviyen ileridedir, daha az süre verebilirsin. Senin seviyen benden daha geridedir, daha çok çalışman lazım. Anlaştık mı? Burada zaten yapay zeka sana ayırman gereken süreyi veriyor. Şimdi ders çalışma programı oluşturuyorum. Oluştururken yapay zeka benim burada çözdüğüm eğitim analizimin sonucuna bakıyor. Burada çözdüğüm seviye belirleme sınavımdaki doğrularıma, yanlışlarıma, hangi konuda daha temel seviyedeyim, hangi konuda daha ileri seviyedeyim, bunların hepsine bakıyor dostlarım ve benim gün gün al sana programın 8 ile 14 arası bir haftalık programım karşında. Bak ne diyor? Bu ve bu saat aralığında şu konunun, şu dersin bu konusunu çalış. Türkçenin sözcüğün anlam özelliklerinden konu anlatımı çalışman lazım diyor. Konu anlatımını hangi seviyedeki algıları daha kuvvetli? Sağ 10 dakika önceye git. Kim konu anlatımı çalışırdı? Başla. Unutmayın bunlar çok önemli. Yani adınızı hatırlıyor ve karşınıza getiriyor. Konu anlatımı tıkla, çalışmaya başladı. İşte buyurunuz. Yapacağın Şimdi çalışma geldik 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 karşında. bakalım nereye. Güzel oldu Yapay 10. yol. zeka sana ne Arkadaşlar terim çalışacağını anlat. gösteriyor. Çok dikkat değerli Artık nereden arkadaşlarım. çalışacağını da Herhangi bir gösteriyor. sanat Karşına dalı, direkt videonu meslek dalı, getiriyor. ilim dalı. Özel Gördük mü? sözcüklerdir diyor. Geliyorum programıma. Kesinlikle çok iyi arkadaşlar. Sadece ders çalışmak için söylemiyorum. Bakın ben bunu bir öğretmen, bir
bazı şeyleri başarmış, bazı şeyleri başarmaya çalışan, bazı şeyleri de başaramayan bir insan olarak, bir birey olarak söylüyorum. Eğer sonuçta bir yerde başarı varsa, kesinlikle orada bir emek vardır, düzen vardır, istikrar vardır. Ben daha kimseyi tanımadım ki ben dünyanın en düzensiz, en tembel, en isteksiz, en öz disiplinsiz öğrencisiyim. Ama hocam kazandım. Böyle bir şey yok. Bakın bu hayal. Böyle bir şey yok. O yüzden kazanmanız için sizin ihtiyacınız olan şey düzen, disiplin, program değil mi? Arsana program. Bu program Esra'ya yapıldığı gibi Burçin'e yapılmıyor. Esra'ya ayrı yapılıyor onun sonuçlarına göre. Burçin'e ayrı yapılıyor. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum değil mi? Arsana ne yapman gerektiği. Bak vatandaşlık ya da matematikten, doğal sayılardan konu çalış diyor. Üzerine tıklıyorsun ve çalışıyorsun. Yapman gereken tek şey Doğal bu. sayılar ve tam Her sayılarla dakikan, başlıyoruz. her saniyen sıralı. Bekliyorsan hayal kırıklığı. Bak mola vereceğin süreler bile belli. Esra hocam bir 10 dakikayı kapatacağız yayını. 45-50 geçe gibi bitmiş olur. Gül hocam ücreti de ileteceğim. Anlayalım, algılayalım istiyorum. Evet, tabii ki de. Biter bitmez ben de kayıtlarınızı almak için heyecanlıyım. Evet, şimdi geldim program, çalışma programına tıklayalım. Burada arkadaşlar haftanın 7 günü için programınız var. Her pazar günü, her hafta sonu yapay zeka o haftaki verimliliğinize ne kadar uydun, ne kadar uyamadın, sorumluluklarını yerine getir. Yani sınava kadar kaç hafta varsa her hafta yeni ve güncel bir ders çalışma programı oluşuyor arkadaşlar. O yüzden bu programla birlikte ilerliyorsunuz zaten. Şu an özellikle KPSS, lise ve ön lisanstan hazırlananlar kulağını dört açsın, dört. Öyle bir haber vereceğim ki size. Öyle bir haber vereceğim ki bunu çok duymak istediniz. Yana döne, şu an herkes sıfırdan başlayan bir grup arıyor. Hocam ben sıfırım, sıfırdan canlı ders, yeni grup, yeni grup, yeni grup dediniz ve açtık arkadaşlar. Şu an sıfırdan KPSS lise için, ön lisans için 15 Nisan'da canlı ders grubumuz başlıyor. Derseniz olacak. Bütün müfredatı sıfırdan alacaksınız. Sınav tarihine kadar. Hocaların ödevleri olacak. Dijital kaynaklarınız olacak. Yani yapay zekanın bireysel programının yanı sıra. Döndüm mü ben arkadaşlar az önce? Şu an geldim mi? Tamam. Bir sistem yöneticim bir internet bağlantımı kontrol ederse çok anlıyorum. Şu an tamamsam devam edeceğim. Okey miyiz? Nisan'da başlayan bir canlı ders grubum var. Şu an geliyor muyum? Evet. 15 Nisan'da sıfırdan bir canlı ders grubum var. Çok sordunuz arkadaşlar. 15 Nisan'da akşam 7 ile 10.30 arasında bu yeni bir grup. Şu an bu seminere katılan öğrencilerimize de
Çok devasa bir indirim uygulayacağım. Toplu kayıttan gelenlere de ekstra bir indirim daha uygulayacağım. Şu an bir sorun yok değil mi? Donmuyorum. Şu an her şey iyi gayet. Tamam, şu anda çok iyi, harika. Şimdi arkadaşlar, bu 15 Nisan'da başlayan grubun KPSS lise ve ön lisans için. Burada bütün konuları sıfırdan hocalarımız anlatacak. Haftanın 3 günü, pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri akşam 7 ile 10.30 arasında canlı canlı derslere gireceksiniz. Bunlar kayıt altına alınacak. Tüm müfredatın sıfırdan canlı konu anlatımları olacak. Tekrarlar, soru çözümleri, ara tekrar ve dönem sonu dev genel tekrar kampları, Türkiye geneli deneme sınavları, her ünite sonunda konu tarama testleri, dijital kaynakları, hepsi olacak arkadaşlar. Bu KPSS lise ve ön lisansı sıfırdan başlayan öğrencilerim için, bakın, parantez içinde eğitim de sıfırdan başlayacak. Yapay zekada programınızı kalan süre için sıfırdan hazırlayacak. Yani hem program hem eğitim desteğini birlikte alacaksınız dostlarım. Bu fırsat kaçmaz. Asla kaçmaz. Şu an kayıt olmanız halinde seminere özel 1.000 TL'lik bir indirim çekiniz var. Normalde 5.000 lira, size özel 4.000 lira. Eğer bu toplu kayıt listesine en az 10 kişi yaparsanız, ona ben ekstra bir indirim uygulayacağım. 10 kişi olursanız ekstra 250 TL daha indireceğim tutarım. Büşra hocam zaten yapay zeka programı sana göre yapacak. Sen sıfırdan başlamayacaksın. Derslere sıfırdan canlı ders. Bunlar hızlandırılmış bir şekilde zaten anlatılacak. Önemli olan kısımlar daha çok üzerinde durulacak. Geç kalmadınız arkadaşlar. Şu an tam zamanı. Eğer 10 kişi yaparsanız ekstra bir indirim daha uygulayacağım. Size paketi de göstereyim normalini. Bakın, burada ikinci grup olarak görünüyor. İçinde yapay zeka koçluk var. Sıfırdan canlı dersler var. Birçoğunuz arkadaşlar yana döne sıfırdan canlı ders arıyordunuz. Dershanelerde, kurslarda, bizde, online eğitimlerde, canlı derste canlı ders. Buyurun size canlı ders. Bu fırsat kaçmaz bence. Bakın, sayfadaki tutarım 4.999 lira. 1.000 lira indiriminiz var, 3.999 liraya düşüyor. Doğa hocam, eminim diğer platformda bu hizmet yok. Bence değerlendir, tutarı çok uygun. Sadece derse girip çıkmak başarı için yeterli değil. Önemli olan şey program. Sadece koçluk isterseniz, yani dersler olmasın, ben sadece koçluğu alayım derseniz, koçluğun ücreti 2.000 lira. 4.000 liraya hem koçluk hem dersler. Burçin hocam, 4.000 liraya hepsi. Koçluk da eğitime dahil. Ama başka platformdan eğitim alanlar için sadece koçluk 2.000 lira. Şimdi Muhammed hocamdan, sistem yöneticimden, bu indirimi kaçırmamak, kayıt olmak, çalışmalarına başlamak isteyen öğrencilerim için bir link istiyorum. Sınava kadar Sinem hocam. Arkadaşlar, indirimden faydalanmanız için bu linke tıklamanız gerekiyor. Eğitimler ayın 15'inde pazartesi günü başlıyor. O yüzden linke tıklayan öğrencileri hemen arayıp kayıtlarını alıp başlatacağım. Pazartesi matematik dersiyle başlıyoruz. Olabilir Havva hocam. Eğer bu linki onlara verirsem, biz Havva hocamın, Burçin hocamın arkadaşıyız derlerse birebir ben arayıp yardımcı olacağım zaten. Koçluk için Sinem hocam, bu bahsettiğim dersler yok. Yapay zekanın programı, az önce hazırladığım program. Bunu yıl boyunca 2.000 liraya satın alabilirsin. Hocam, ben istatistik ikinci sınıftayım, işletme dördüncü sınıftayım. Doğa hocam, mezun olmaman lazım bu yıl. Evet. Mezun olursan giremezsin KPSS ortaöğretimden. Dersini bırakman lazım. Alttan bırak, sınavdan sonra verirsin derslerini. Yeniden linki iletiyorum. Arkadaşlar, 15 Nisan grubunu bana kalırsa kaçırmayın. Kaçıran bin pişman olur. Çok açık söylüyorum. Hem dersler sıfırdan, hem program size özel. Kazanmanız için her şey burada.
Kazanmak, bizimle birlikte başarılı olmak için ilettiğim linke tıklayın. Esra'cığım, WhatsApp grubu açamam. WhatsApp'la bir işimiz yok. Kurumsal WhatsApp numaramıza yazın. Kayıt olmak için ben ve diğer öğrenci koçlarım arayacağız. Hemen kaydınızı alıp pazartesi ilk derste de bu tayfayı matematik dersinde görmek istiyorum. Var mı sorularınız? Bakın programda bu. Sayfa tutarı 5.000 lira, seminere özel 4.000 lira, toplu kayıttan gelenlere ekstra bir güzellik yapacağım. Ekstra bir indirim daha uygulayacağım. Son kez hemen arayacağım Havva hocam. Seminerden sonra hemen Havva hocamı arayacağım. Burçin hocamı arayacağım. Büşra hocam ve eşine yardımcı olacağım. Onları arayacağım. Bu pakette her şey var, sıfırdan başlayan. Zeynep hocam, WhatsApp'tan yaz. Bu ilettiğim linke tıkla. Ben bu gruba Tuğba hocamın indirimiyle kayıt olmak istiyorum de. Arkadaşlar, linke tıkladığınızda seminerden geldiğinizi söylemeyi unutmayın. Çünkü bu indirim sadece şu an burada bu seminerde olan öğrencilere yapılacak bir indirim. Normalde sayfadaki tutar neyse o. Atacan hocam, 8-5 arası çalışıyorsan bizim grubumuz tam sana göre. Bizim derslerimiz akşam 7 ile 10.30 arasında oluyor. Bence bu fırsatı kaçırma. Çalışan öğrenciler için bulunmaz bir nimet çünkü programı sana göre yapacak yapay zeka. Evet, eğer sorularınız yoksa, her şey anlaşıldıysa güzel dostlarım, ben kaçar. Hayır Yakup hocam, lisans grubu için sıfırdan canlı ders grubumuz yok. Bu bahsettiğim şey sadece lise ve ön lisanslar için. Lisans grubu için devam eden eğitimlerimiz var. Evet, kesinlikle. Tıkladığınızda direkt WhatsApp'a gönderecek. Seminerden geliyorum, indirimli bir şekilde kayıt olmak istiyorum yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakınız güzel dostlarım. Güzel katılımınız için de çok teşekkür ediyorum hepinizin. Eline, emeğine sağlık, gözlerinize sağlık. İnşallah bu yıl hepinizin yılı olur. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlulukla kalın, esenlikle kalın, başarıyla kalın. Bütün güzellikler inşallah sizi bulsun. Görüşmek üzere dostlarım. Hoşça kalın.